İstanbul Bienali sonrası yepyeni bir sergi Pera Müzesi'nde kapılarını açtı. Zamani İstanbulluları. Nasıl bir sergi? Sanat severleri nasıl fotoğraflar bekliyor sergide? Zamani İstanbulluları 11 sanatçının işlerine yer veren bir fotoğraf sergisi. İstanbul'un son 20-25 yılında konu olan, İstanbul'un dert edindiği meseleler etrafında çalışan fotoğrafçıların işlerine yer veriyor. Çoğu uzun dönemli çalışmalar bunların. Uzun dönem sonucunda ortaya çıkmış çalışmaların bir araya geldiği seçkilerden oluşuyor. Kentle ilgili çeşitli meseleler, gündelik hayatta hepimizin karşısına çıkan meseleleri dert edinen, mesele edinen, bunlarla hemhal olan fotoğrafçıların işleri yer alıyor sergide. Unutmaya yüz tutmuş şeyler de var aslında sergide gördüğümüz göze çarpan. İstanbulluların aslında yaşarken günlük hayatın içinde unuttuğu şeyler, toplumsal olaylar vesaire, ama sanatçılar daha çok neye odaklanmış eserlerde, fotoğraflarda? Dediğiniz gibi aslında hani gündelik hayatta hepimizin karşısına çıkan çok fazla şey var İstanbul'da. İstanbul'da yaşayan insanlar olarak, İstanbullular olarak bir sürü meseleyi biz de aslında kendimize konu ediniyoruz. Ama belki unutuyoruz gündelik hayatın telaşesi içerisinde. Sanatçılar tabii ki bunları bir şekilde hafızalarına yer edip, not edip onları daha sonra derinlemesine çalışmak, üzerine düşünmek, görselleştirmek ya da işte hangi sanat dalıyla uğraşıyorlarsa onu üretimlerine dökmeye çalışıyorlar. Bu sergide de çeşitli temalar etrafında dolanıyor sanatçılar. İstanbul her zaman hem ülke içinden hem de ülke dışından çok fazla göç almış bir şehir. Bu konuya eğilen bir çalışma var. Özellikle yurt dışından, başka ülkelerden kendi ülkelerini terk edip başka ülkelere geçerken Türkiye'ye gelen ya da daimi olarak Türkiye'de yaşamaya mecbur kalan kişilerin hikayelerinin anlatıldığı bir şey var, seri var. Temalardan bir tanesi o. Yine buna çok benzer bir şekilde kendi yaşadıkları şehirlerden İstanbul'a gelip kendileri olabilmek, kendileri istediği gibi yaşayabilmek isteyen özellikle Y kuşağı gençlerinin hayatlarına odaklanan bir seri var. Toplumun çoğunlukla hani ötekileştirmeye çok müsait olduğu bireyler bunlar. Onların hayatlarına içeriden bir bakış var. Onun dışında son yine böyle 2013'ten yani Gezi direnişinden başlayıp bugüne kadar olan dönemde İstanbul nasıl sosyal hareketliliklere zemin olmuş? Onu irdeleyen bir çalışma var. Sosyal hareketleri, insanların sokağa çıkıp seslerini duyurmaya çalıştıkları eylemleri gösteren bir seri var. Onun dışında da biraz daha İstanbul'a kişisel açıdan yaklaşan işler var. Onlar da İstanbul'u böyle bir kişisel deneyim alanı olarak görüp şehirde kendilerini var eden, kendi varlıklarını şehirle tanımlayan işler bunlar aslında. Direkt olarak bunlarda şehri çok görmüyoruz bazılarında. Çünkü şehir hep arka planda var. Bir his olarak şehri görmek ya da hissetmek mümkün oluyor. Bir de şehirde ilk başta da bu bahsettiğim sen gündelik hayatta karşımıza çıkan çeşitli tuhaflıkları fotoğraflayan 3 isim var. 3 seri var burada da. Onlar da gelip geçerken çoğunlukla fark etmediğimiz ya da fark edip de olur böyle şeyler diye geçip gittiğimiz işleri kendi bakış açılarıyla gösteren 3 seri var. Sergi kataloğu için yazarlar metin kaleme aldılar. Bu sergideki işlerden yola çıkarak. İşte size bahsettiğim ilk baştaki 7 tema etrafında çalışan, düşünen, araştıran, akademisyenler ya da kurmaca hikayeler yazan 7 tane yazarımız var. Bunlar da bu işlerden ilham alarak, direkt olarak işleri anlatmayan, o meseleler etrafında duran metinler kaleme aldılar katalogda. Sergide de onlardan çok küçük alıntıları görüyoruz ama tabii metinlerin esas versiyonları, uzun versiyonları katalogda.